Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birlikte iki tane ürün inceleyeceğiz. Bir arkadaşlar isim 2-3 combo. Bunu biliyorsunuzdur. Birçoğunuz biliyordur. Ama yer çekimine meydan okuyan bir alet. Evet. Yer çekimine meydan okuyan da bir buhar makinesi var arkadaşlar yanımda. Yani bu çok güzel. Bu da çok güzel. İki tane ürün var arkadaşlar. Bugün sizlere bu ürünleri tanıtacağım. Evet, iki tane var. Biri bu, biri de bu. Şu an arkadaşlar ilk önce bunu tanıtamayacağım. Çünkü arkadaşlar şu an bu ürün beni çekiyor. Ve bu arkadaşlar bu arada bu videoda not bırakıyorum. Ürün yerleştirme bulunmamakta. Sponsor yok. Tamam. Onu da söyleyeyim baştan. Bu arkadaşlar Pro serisi mi ne? Combo. Bazıları direkt Smooth Q3 var. Bir de kombosu var. Bizde kombosu var. Arkadaşlar ben sadece size geldiğindeki halini göstereceğim. Geldiğinde arkadaşlar şöyle bir halde geliyor. Ama bu kombosunda geliyor. Kombosunda, kombosuz halinde böyle gelmiyor. Arkadaşlar bir de böyle bir adaptör var. Bunları şimdi buna sonra değineceğiz. Bunu ondan dolayı kenara bırakıyorum. Bunu bıraktım. Evet, şimdi kamerayı biraz şuraya alalım. Şöyle tam bir şu an. Bu ortama getirdik. Evet, bismillahirrahmanirrahim. İlk önce bunu tanıtayım. Bu arkadaşlar buhar makinesi. Çıkarayım. Yani buhar derken nemlendirici makinesi. Gerçekten çok ilginç bir nemlendirici makinesi. İlginç. Şimdi markası Winner arkadaşlar. MediaMarkt'ta satılıyor bu. Geldiğinde arkadaşlar şöyle bir adaptör ile geliyor. Şöyle göstereyim. Öyle geliyor. Bunu ala ala benim şu expo videosunu çekmiştim. O videoyu da gidebilirsiniz kanalımdan. O videoda almıştım en son. Bu o onda da vardı. Ama dışarıda olduğum için kullanamıyorduk. Ve expo'yu gezim. Neyse onu sonra değineceğim ben. Ve bir adaptörle geliyor arkadaşlar. Şöyle güzel bir adaptör. Şöyle USB değil arkadaşlar. Bu Samsung'ların şeyi. Giriş kablosu gibi. Ve arkadaşlar nasıl yerce güne meydan okuyor der gibisiniz. Biraz hastayım. Bakın şimdi size şöyle tutayım ürünü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada parmağım koyduğum bir yer var. Böyle işte dıştan gelip üçgen bir şekilde çıkıyor. Bir de arkadaşlar bunun burasında bir şey var. Şöyle elim kaldırdım. Tam burada bir yer var. Orada da arkadaşlar su yukarı doğru çıkıyor. Burada ışıkları var arkadaşlar. Işıkları yanınca oluyor. Şimdi ben size bunu göstereceğim. Hemen göstereyim. Bunun zaten çok konuşulacak bir şey değil. Sırf göstermek amaçlı. Bunun arkadaşlar şeyi var şimdi. Bunu iPhone'un şeyine takmak zorundasınız. Yani iPhone ya işte. Bunun gibi bir kablo şeye takmanız lazım. Adaptörü takmanız lazım. Arkası böyle olacak. Bunu takıyorsunuz. Taktık gördüğünüz üzere. Sonra bunu size en yakın prize takıyorsunuz. Sağda var. Bakın şöyle. İşte şurada bir priz var. Takıyoruz. Evet. Taktım. Yapmanız gereken sadece yapmanız gerekeni gösteriyorum. Sadece bu. Taktınız. Ve arkadaşlar bakın şimdi şöyle de bir özelliği var. Yanda bakınca open'la lock diye bir şey var. Kapatma açma bölümü. Bunu sağa kaldırdığınızda şurada bir çıkık geliyor. Onu kaldığınızda içine su koyuyorsunuz. Bu kadar. Bunu göstermeye gerek yok. Ve arkasında arkadaşlar nereye şey yapacağınızı göstereyim. Winman yazısının hemen arkasında şöyle bir yer var. Oraya arkadaşlar şu arkadaşı takıyorsunuz. Bu ürünü kullanması çok zor değil. Çok kolay açıkçası. Ama o Zin'in kombosu biraz zor. Onu biraz uzun sürebilir onu anlatması. Ve evet arkadaşlar. Şaheserimiz tanıştı yapıyorlar. Siz de şahit olun. 3, 2, 1 ve bakın biraz daha yaklaştırayım. Bakın gördünüz mü? Yerçekimi meydan okuyor. Bana gelin. Gördünüz mü? Ama bu aslında yerçekimine meydan filan okumuyor arkadaşlar. Buharını da göstereyim. Buharı gözüküyormuş şurada. Görüyor
musunuz bilmiyorum. Ama çok net gözüküyor buradan. Görüyorsunuz herhalde şuradakini. Ve arkadaşlar bunun için isterseniz koku koyabilirsiniz ama çok tavsiye etmem. Eviniz içi biraz suyla karışınca biraz kötü kokuyor. Ve bunu yer çekimi meydan okuma diye bir şey var herhalde. Ve bakın bunun bir modu daha var. Şuraya tuşa bir defa daha basınca öbür moduna geçiyor. Ve ilginç bir şekilde bu yine aşağıdan yukarı doğru çıkıyor. Ve ben size şimdi bunun olayını anlatayım. Arkadaşlar şimdi burada yukarıda çıkarken arkadaşlar şurada bir tane bölüm var. Işıklı bölüm. O yanıyor. O yanınca da arkadaşlar suyun normalde az önceki ikinci modu gördüğünüz gibi şu şekilde iniyor arkadaşlar. İniyor çıkıyor. Şuraya çarpayım yine. Bakın. Şöyle elimle hemen göz. Bakın siz de fark ediyorsunuz. Arada bir çizgi çizgi bir şeyler var. Görüyor musunuz? Bakın ben görüyorum. Kameradan bakıyorum. Şöyle arada küçük küçük görünmez şeyler var. Onlar arkadaşlar normalde bu su böyle dik bir şekilde yukarı çıkıyor. Göz yanılmasından dolayı böyle oluyor arkadaşlar. Yani yoksa burada bir yer çekme meydan okuma diye bir şey yok. Bunu söyleyeyim baştan. Arkadaşlar böyle göstereyim yine buharını. Bunun içine koku koymayın. Yoksa eviniz kullanılmaz hale gelebilir yani. Eğer bu açık unutursanız evde kokusuz bir şekilde kötü şeyler olabilir arkadaşlar. Ve bunu inceledik arkadaşlar. Ve sırada arkadaşlar en zor olan kısım kaldı. Azı gitti, çoğu kaldı. Bu en azı diyor. Şimdi ise arkadaşlar gelin simit ku 3'ü inceleyelim. Ve evet arkadaşlar bu arkadaş da geldi şu an elimde. Şöyle bir kutusu var. Böyle şeyini de kapatayım. Bunu direkt içine atayım. Yalnız söyleyeyim mi? Alacaksanız kombayı alın söyleyeyim. Yani fiyat performans açısından bir kere bu çok kaliteli bir ürün. Fiyatı söylemiyorum. Şimdi arkadaşlar geldiğinde bu şekilde geliyor. Şurada birkaç bant var. Onları söküyorsunuz. Ve ben buna geldiğimde ilk hatayı söyleyeceğim size. Hatayı yapmayın. O geldiğindeki hatayı yapmayın. Biz yaptık. 1,5 saat uğraştık. Geldiğinde arkadaşlar normal bir şekilde şöyle şunu indireyim. Hava çok sıcak şu an. Evet. Hem böyle gördüğünüz üzere şunu biraz kenara koydum. Ve geldiğinde arkadaşlar şuradan şunu şöyle açıyorsunuz. Açtınız. İçinden normalde bu arkadaş çıkıyor. Ben koymadım içine. Geleli 3 hafta oldu zaten. İçinden tonlarca şey çıkıyor. Maşallah. Evet, daha çıkan var mı? Böyle bir şey var. Ben bunu çözmedim, açmadım. Yani siz bilirsiniz. Açınca bir şey demeyin bana. Açmayınca da bir şey demeyin. Ve içinden de arkadaşlar şeyler çıkıyor. Ve evet, şurada da QR kodu var. QR kodu göstermiyorum. Şöyle bir şey, QR kodla uygulaması iniyor herhalde. Öyle bir şey oluyor. Bu da arkadaşlar geldiğindeki kutunun jelatin kısmı. Bunun içine koyuyorum. Önemli bir şey yok. Bunlar işte kullanma kılavuzu arkadaşlar. Bu da işte servis kartı filan. Bu kullanım kılavuzu yine aynı şekilde. Bu kullanım kılavuzları arkadaşlar şu kutunun içinden çıkıyor. Şunu içine koyuyorsunuz çıkıyor. Bunları ben şimdi koymayacağım. Bunu içine atıyoruz. Zaten buna bakmanıza gerek yok. Kullanması çok basit. Bu videoyu izleyince hemen tak diye kullanabileceksiniz. Yani bakmanızı pek tavsiye etmem yani. Zaten kullanımı kolay. Aynen. Kapattım. Ve şimdi bununla işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi geldi Sumut Q3'e. Sumut şu an bunun içi boş. Ben size birazdan bunun açık halini göstereceğim. Yani açık halini göstereceğim. Ondan sonra birlikte konuşuruz. İlk önce bunu kenara aşağı koyuyorum. Buna baktınız. Böyle geliyor. Şu şekilde geliyor. Bu kutusunun içinde böyle çıkıyor. Ve geldik arkadaşlar. Zunların zıp dediği yere. Bu arkadaşlar direkt açıyoruz. Şu var. Bunu bence açmayın. Şimdi tuz gibi bir şey var. Ama bilmiyorum ne. Bu da dangerous falan diyor. Sakın yemeyin. Demek ki tuz değilmiş. Hemen açalım. Evet, açtık. Evet, hıyar çıkacak değil mi? Dın 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 dın. Evet. Düşündüğünüz gibi bir şey çıkmadı. Çünkü şu an o
Şu an beni çeken, bu kendi kutusunu çeken arkadaş şu an bunu çekiyor. Yani kamera çekiyor. Ben size hepsini tanıtacağım arkadaşlar. Geldiğinde arkadaşlar direkt şurada bu ayrı ayrı arkadaşlar. Ben size isterseniz bunu hemen şey halini göstereyim. Hiç sizi yormadan arkadaşlar. Hemen ben size bunu güzel güzel detaylı detaylı anlatıp anlatıp göstereceğim şimdi. Hadi bakalım, ben hemen bir cihaz alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Aldım cihazı da. Yani telefon aldım. Sadece bir telefon aldım. Hemen arkadaşlar deneyelim. Şimdi ilk önce arkadaşlar geldiğinde bu şekilde geliyor. İçinde. Şu gösterdiğim kısmı. Çünkü biraz zor çekeceğim. Biraz beni de zor görebilirsiniz. Şöyle. Daha iyi. Şimdi çok işe yarıyor. Gördüğünüz az önceki kaliteyi. Şimdi arkasında buhar makinesi var. Düşündüğünüz hale bak. Sırf seni incelemek için. Şimdi burada da düğün yazısı var. Ben size şimdi bunu göstereceğim. İçinden bir de şöyle bir şey çıkıyor. Bu tripod kısmı. Arkadaşlar bu arada bu gimbal diye geçiyor. Gimbal. Öyle. Açılıyor. Bunu buraya koyalım. Ve hemen kutunun içinden arkadaşlar bir tane de kart çıkıyor. Ben bu kartın önemli kısmını şurayı kapatırsam şu an bir sıkıntı yok gibi. Aynen. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir kısım. Arkasında çok kapatacak yer var. Ondan dolayı arkasını göstermiyorum. Şöyle arkasını bir kapatıp şöyle bir gösterebilirim. Şöyle arkası var arkadaşlar. Bu böyle. Burada bir şey var, anlamadım ben bunu. Yine bir şey var. Don't eat. İşte bunlar da bir şey. Bunlara hiç bakma. Bakmayacağım da. Şöyle kapattım. İşte bunlar önemli değil. Sadece bu önemli. Bu premium kart. Bu komboda geliyor. Ve şimdi siz arkadaşlar bunu nasıl kuracağımıza geleceğiz hemen. Bunlar şu an işimiz bitti. Bunu mesela video çekmeye götürdüğünüzde falan bunu kullanıyorsunuz. Hasta olduğum için bunu kullanıyorum. Bir ısırık alayım. Yoruldum çünkü. Gel şimdi zoom hazır dediği yere. Bir telefon lazım. Arkadaşlar telefonum şimdi. Bunu böyle. İlk kendine böyle geliyor, tamam mı? Çıkarıyorsunuz oradan. Böyle yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Çekiyorsunuz. Çok bir şey yapmanıza gerek yok. Yukarı doğru çekiyorsunuz. En yukarı doğru. Şu alt kısmı en yukarı. Aynen şu şekilde olacak arkadaşlar. Dik gelecek. Hiç böyle altta bir kısım kalmayacak. Böyle dik gelecek. Ve arkadaşlar çok önemli bir şey demek istiyorum. Şurada bir tane bölüm var. Görebiliyor musunuz? Nasıl göstereyim? Göremeyeceksiniz. Şuradaki gördüğünüz bölüm, yani şurada gördüğünüz bölüm var ya, şurada bir tane bir orayı hiç nemde tutmayın arkadaşlar. Şuradaki makinenin ortamda tutmayın. Arkadaki bu makine aslında nemlendirici makinesi, nemlendiriyor. Şimdi böyle açıyorsunuz. Biraz atlayayım. Dediğim gibi. Açıyorsunuz. Eğer blok tarzı çekeceksiniz böyle tutuyorsunuz. Bu kadar basit. Ben şimdi size bunu kurulumu göstereceğim için tripodu göstereceğim. Nereye takıyoruz? Altında arkadaşlar şöyle bir yer var. Oraya takacağız. İlk önce bunu böyle buraya ve alt kısma böyle takıyoruz. Taktım. Çeviriyorum. Böyle çeviriyorum. Çevirdikçe zaten içine giriyor. Giriyor. Sonra arkadaşlar bacaklarını açıyoruz. Şimdi ben size bunu şöyle
şu arkadaş şöyle şuraya koyabilirim. Heh, tam oldu. Gözleri böyle alt kısmında böyle duruyor. Biraz daha şöyle. Şöyle daha iyi. Bu şekilde oluyor. Arkadaşlar bu şarj yerini nereye takacağız derseniz size geldiğinde içinden böyle bir şarj yeri çıkıyor. Bunun da aynı buhar makinesinin şeyi gibi. Şu arkadaşlar şuradaki adaptörü takacaksınız. Nereye takacağız derseniz de hemen arkadaşlar sol kısmında şuraya takmalık yer var. Buraya takıyorsunuz. Bu şarj oluyor. Şarjı tam olduğunda şurada 5 yıldız yanıyor. Ve nasıl açacağız arkadaşlar? Size en önemli kısmını göstereceğim. Tam şuraya bakması lazım bunun. Aynen. Bunu arkadaşlar buraya böyle biraz ayakta durmam lazım. Buraya arkadaşlar dengede duracak şekilde takmanız lazım. Dengede duracak şekilde takacağız. Nasıl ayarlayacağız arkadaşlar? Burada böyle bu ışık kısmını sağa sola doğru hareket ettirerek şöyle hareket ettirdim. Aynen. Bakın şu an dengede. Şimdi alt kısmı. Alt kısım da dengede. Zaten dengede değilse uyarıyor. Sonra arkadaşlar böyle arkaya arkadaşlar arkada gördüğünüz şu kısmı 3 saniye basılı tutuyoruz. 1, 2, 3 deyince şurada ışık yanıyor. Işık yanıyor ve çalıştı. Bakın sağa sola yapabiliyorum artık. Şimdi hemen ben parolayı açayım. Evet parolayı da açtım. Gördüğünüz üzere çalışıyor şu an. Gayet güzel. Bakın yukarı aşağı yapabiliyorsunuz. Arkada arkadaşlar şöyle bir kısım var. Buraya arkadaşlar 2-3 defa basınca bakın kendisinden çeviriyor. Ve buraya arkadaşlar 3 defa basınca 3-4 defa basınca da eski haline dönüyor. Tekrar haline döndü. Ve arkadaşlar bu videodan bu kadar. Evet kısa video bayağı uzun oldu. Bu videonun uzun olmasının sebebi arkadaşlar çok anlatacak şey var. Ben bunu tek bir videoya dökemem yani çok sıkılırsınız diye. Bunu başka videolara da sarmak istiyorum. Bir sonraki videoda bu biter. Anlatım biter. Bir sonraki videoya gelelim. Sağlıcakla kalın. Bay bay.